Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba gençler. Bugün sizlerle elektrostatik konusu öğretici test 2 çözümleri ile beraberiz. Bakın ilk sorumuzda yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Birinci yargıda negatif yüklü cisimlerde artı yük bulunmaz demiş bakın gençler. Negatif yüklü bir cisim alalım bakın. İşte bir cismimiz var. Ve bu cisim negatif yüklü ve iletken bir cisim olsun. Negatif yüklü cisimlerde eksi yük yoğunluğu nedir? Fazladır. Bakın negatif yüklü cisimlerde eksi yük yoğunluğu fazladır ve homojen bir şekilde dağılmışlardır bakın gençler. Ama negatif yüklü cisimlerin içerisinde de artı yükler de vardır, eksi yükler de vardır. Fakat eksi yük yoğunluğu fazla olduğu için eksi yükte yüklü cisim denmiştir. Demek ki negatif yüklü cisimlerde artı yük bulunmaz ifadesi yanlıştır. İkinci yargıda üzerinde bulunan pozitif ve negatif yükleri eşit olan maddelere nötr madde denir. Doğru bakın gençler. Örneğin bizim şöyle bir cismimiz var bakın. Küre şeklinde bir cisim var. Bunun içerisinde artı yük sayısı eksi yük sayısına eşitse bu tür cisme nötr cisim denir. Üçüncü ifadesimiz üzerinde bulunan pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazla olan maddelere pozitif yüklü cisim denir. Bakın bu da doğru gençler. Bakın buna da şöyle bir örnek verebiliriz. Yine bizim cismimiz olsun. Burada artı eksi nötrler var ama dikkat ederseniz artıların sayısı fazla ise buna pozitif yüklü cisim denir. O halde doğru cevap nedir? D seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Nötr iletken küreler ile şekil 1, 2, 3'teki sistemler kurulmaktadır. Buna göre hangi sistemde iletken kürenin dış yüzeyi artı yüklenir? Bakın hangi sistemde iletken kürenin dış yüzeyi artı yüklenir diye sormuş. Şimdi öncelikle nötr iletken cisme bakın şekil 1'i inceleyeceğimiz zaman artı yüklü cisim var. Peki bu artı yüklü cisim nötrün içerisindeki neleri çekmiştir? Eksi yükleri çekmiştir. Peki artı yükleri ne yapmıştır? Dışarı itmiştir. Peki dışarıda olan artı yükler bu cisim toprağa bağlı olduğu için topraktan neleri çekecektir? Eksi yükleri çekecektir ve bu iletkenin dış kısmı ne olacaktır? Nötr olacaktır. Demek ki birinci şekilde buradaki her bir artının yanına topraktan eksi yükler gelecek ve iletkenin dış kısmı ne olacak? Nötr olacak. O halde birinci öncül yanlış bakın gençler. Bir olmaz. İkinciye bakıyoruz. Nötr iletkenin içerisine yüklü bir cisim dokundurulduğunda bakın nötr iletken cismin tüm yükünü alır ve bu cisim nötr olur. Peki bu yükler nerededir? İletken cisimlerde yükler cismin en dış yüzeyinde toplandığı için bu iletken kürenin dış yüzeyi artı yük ile yüklenir. Demek ki ikincisi doğru olur. Bakın üçüncü şekil de aynıdır. Buradan dokundurmak ile buradan iletken bir tel bağlayıp böyle yaklaştırmak aynıdır bakın gençler. Yine artıdaki bakın iletkenin içerisindeki artı yükler var bakın burada. Demek ki nötr iletkenin içerisindeki elektronları ne yapacaktır? Kendisine doğru çekecektir. Buradaki iletkendeki her bir elektron artı yüke çekildiği için iletkenin dışı artı yük ile yüklenecektir. Peki iletkenin içerisinde yük olacak mı? Hayır. Peki burayı sorsa burada yük olacak mı gençler? Hayır, burada da yük olmayacak. O halde doğru cevabımız D seçeneği olur. Şimdi gelelim bir diğer sorumuza. Nötr iletken küre şekildeki gibi topraklanıp
içerisine artı yüklü bir cisim sarkıtılmaktadır. Bakın, nötr iletken küre şekildeki gibi topraklanıp içerisine artı yüklü cisim sarkıtılmaktadır. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur diye sorulmuş. Peki şimdi burada artı yüklü cisim sarkıtıldığında ne olacak gençler? Nötr iletkenin içerisindeki eksi yükleri çekebildiği kadar kendine doğru çekecek. Bakın çekti. Peki şurada yük olacak mı? Burada yük olmayacak. Peki burada dışarıda artı yükler ne yapacak? Yalnız kalacak. Neden? Çünkü kutuplandı bakın gençler. Peki topraktan neler gelecek bu sefer? Eksi yükler gelecek. Ve topraktan gelen her bir eksi buradaki artıları ne yapacak? Nötrleyecek. Demek ki iletkenin dış kısmı nötr olacak bakın gençler. Buna göre hangisi doğrudur demiş. Birinci öncülde kürenin iç yüzeyi eksi ile yüklenir. Bakın şekilde görüldüğü gibi doğru. İkincisinde kürenin dış yüzeyi artı ile yüklenir. Hayır, çok çok kısa bir anda artı olur ama topraktan gelen elektronlar kürenin dış kısmını ne yapar? Nötrler bakın gençler, bu olmaz. Peki üçüncüsünde demiş ki küreden toprağa elektron geçer. Bakın tam tersi olay gerçekleşir. Topraktan küreye elektron aktarması olur. Üçüncü öncül de yanlış. O halde doğru cevabımız A seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler bir diğer sorumuza. Bakın şekildeki cam çubuk ipek kumaşa sürtünerek yüklenmesi sağlanmaktadır. Buna göre yukarıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Bakın cam çubuğun atomik yapısına baktığımız zaman elektron verme eğiliminde olduğunu, ipek kumaşın atomik yapısına baktığımız zamansa elektron alma eğiliminde olduğunu biliyoruz. Peki cam ipek kumaşa sürtüldüğü zaman bakın şöyle diyelim, başlangıçta bunlar nedir bakın gençler? Yalıtkandır. Peki ipek kumaş da yalıtkandır, cam çubuk da yalıtkandır. Peki bunun içerisinde bunlar bir de nötr olduğu için yükler nasıl duracaktır? Bakın şöyle duracaktır. Bakın bunlar nötrdür. Şöyle artı eksiler böyle durdu. Bakın ipek kumaşın içerisinde de artı ve eksiler böyle duruyor. Peki biz camı ipek kumaşa sürttüğümüz zaman bu sürttüğümüz taraftaki, bakın dikkat edin, sürttüğümüz taraftaki elektronlar nereye geçiyor? İpek kumaşa geçiyor. Eğer ki biz bakın şu kısmı şuradaki kırmızı kalan bölgeyi birbirine sürtersek buradaki elektron buraya geçti bakın gençler. Buradaki elektron da buraya geçti. Buradaki elektron da buraya geçti. O zaman ipek kumaşın bu kısmı neyle yüklendi bakın gençler? Eksiyle yüklendi. Cam çubuğun sürtünen kısmı neyle yüklendi? Artıyla yüklendi bakın. Burayı yeniden çizecek olursam cam çubuğun buradaki elektronlarını kaybettiği için bu kısım artı oldu. Ama halen burada artı eksiler bakın neler var. Peki ipek kumaşa baktığımız zamansa ipek kumaşın bakın bu kısmı da şu kısmı sürtündüğü için ipek kumaşa elektronlar geçtiği için bakın 3 tane artının elektronu buraya geçmiştir. Burası neyle yüklenmiştir? Eksiyle yüklenmiş olur. Şimdi öncüllerimize bakalım gençler. Demiş ki burada birincisinde cam çubuk pozitif yükle yüklenir. Evet doğru ama hepsi değil gençler. Sadece sürtünen kısmı pozitif yükle yüklenir. İkincisi ipek kumaştan cam çubuğa proton geçer. Biz biliyoruz ki protonlar ne yapmazdı? Asla ve asla hareket etmezlerdi. O halde ikinci öncül yanlıştır. Peki şimdi 3'e bakalım. İpek kumaş negatif yüklenir. Evet, ipek kumaşa neler geçti bakın gençler? Camdaki elektronlar ipeğe geçtiği için ipek kumaş negatif yük ile yüklenir. O halde doğru cevabımız C seçeneği olur. Şimdi gelelim gençler son sorumuza. Bakın burada yüklü bir elektroskoba yüklü bir cisim dokundurulduğunda elektroskobun yapraklarının hareketi için yukarıdaki yargılardan hangisi, bakın dikkat edin buraya, kesinlikle gerçekleşmez demiş bakın.
Kesinlikle gerçekleşmez. İşte birincisi tamamen kapanır, ikincisi önce bir miktar kapanıp sonra tekrar açılır, üçüncüsü ise bir miktar kapanır demiş. Şimdi önce bu dediklerini bakın yapalım gençler. Yüklü bir elektroskopumuz varmış bakın. İşte şöyle yüklü bir elektroskop alalım. Peki bu bizim elektroskopumuzun topuzun yarı çapı R olsun ve bu elektroskopumuz neyle yüklü olsun gençler? Artı yük ile yüklü olsun ve yapraklar arasındaki açı tete olsun. Bakın yüklü bir elektroskoba yüklü bir cisim dokunduracakmışız. Demek ki yüklü bir cismi dokundurduk. İşte böyle oldu. Peki buna baktığımız zaman birincisi tamamen kapanır mı bakın gençler? Kesinlikle gerçekleşmez demiş. Birincisi tamamen kapanabilir. Neden? Çünkü dokundurduğumuz cismin yarıçapı da R olsa ve elektroskobun yük miktarı artı Q olsa, cismin yük miktarı da eksi Q olsa, biz bu ikisini birbirine dokundurduğumuz zaman toplam yükümüz sıfır olduğu için elektroskop ne yapacaktır bakın? Nötrlenecektir ve yapraklarımız tamamen kapanacaktır. Demek ki burada birinci öncül doğru olur bakın gençler. Gerçekleşebilir. Ama kesinlikle gerçekleşemez dediğine göre o zaman ben farklı bir şey daha düşüneceğim. Mesela diyelim ki şu durumda gerçekleşir mi bakın. Yine biz burada artı yüklü bir elektroskopu alalım. Çünkü yüklü bir elektroskop demiş. Bakın yapraklar arasındaki açı teta olsun. Yine artı Q yüklü bir elektroskopu aldım. Buna yine yüklü bir cismi dokundurdum. Peki bu da artı Q olsun bakın gençler. Peki aynı yüklü bir elektroskoba aynı yük miktarına sahip ben bir cisim dokundurursam yük alışverişi olur mu? Olmaz. Peki yaprakların açıklığı değişir mi? Değişmez. Demek ki bir kesinlikle doğru olmazmış gençler. Peki bir tane daha çizeyim size. Buradaki açı teta olsun bakın gençler. Yine bizim elektroskobumuz ne olsun? Artı ile yüklensin bakın. Peki bu durumda biz getirip buna ne dokunduralım gençler? Artı 3Q dokunduralım. Peki artı 3Q dokundurduğu zaman ne olur? Artı 3Q elektroskobun içerisindeki elektronların bir kısmını ne yapacaktır? Topuza doğru çekecektir. Peki çektiği zaman yapraklardaki elektronlar azaldı. Artı yük yoğunluğu fazlalaştığı için yapraklar biraz daha ne yapacaktır? Açılacaktır. Demek ki tamamen kapanır ifadesi doğru ama kesinlikle doğru olan bir ifade değildir. Hangisi kesinlikle gerçekleşmez demiş. Demek ki tamamen kapanır gerçekleşiyor. Demiş ki önce bir miktar kapanır sonra tekrar açılır demiş bakın gençler. Şimdi önce kapanacak sonra tekrar açılacak. Peki üçüncüsünde demiş ki bir miktar kapanma olur demiş. Bir miktar kapanma hangisinde olur? Şu şekilde olur bakın gençler. Hangisi gerçekleşmez diyor bakın. Şimdi bizim elektroskopumuz yine artı yüklü olsun. Ama bu sefer de ne olsun? Artı 3Q yüklü bir elektroskopumuz olsun. Peki biz buna yine R yarı çaplı bakın zıt eksi Q yüklü bir cismi dokundurursak bu durumda ne olur? Toplam yükümüz artı 2Q olur ve bunlar artı Q artı Q diye yük paylaşımı olur. Ve yapraklar birazcık olsun ne yapar? Kapanır. Demek ki bir miktar kapanma da gerçekleşir bakın gençler. Şimdi gerçekleşmeyen önce bir miktar kapanıp sonra tekrar açılır. Bak dikkat edin eğer ki kapanacaksa tamamen kapanır. Yani bir miktar kapanıp bir miktar açılma olmaz. Peki o da hangi durumda gerçekleşir? Örneğin bizim elektroskopumuz neyle yüklü olsun bakın gençler artı ile yüklü olsun. Elektroskopun yük miktarı artı Q olsun. Peki biz buna getirip bakın R yarı çaplı eksi 3Q yüklü bir cismi dokundurursam toplam yük eksi 2Q olur. Bu durumda yapraklar kapanır önce ama dikkat edin tamamen kapanır bakın. Yapraklar önce tamamen kapanır. Daha sonra cismin yükü ile yükleneceği için yapraklar ne yapacaktır? Açılacaktır. Demek ki bakın şuradaki ikinci öncülün olmadığının ispatını biz burada yaptık bakın gençler. Peki bu durumda yapraklar önce tamamen kapanacak ama daha sonra
açılmaya başlayacak. Birazcık kapama olayı olmazmış gençler. Demek ki kesinlikle gerçekleşmeyen nedir? B seçeneği olur. Evet gençler, burada iletken cismin yük dağılımından bahsettik. Bakın, artı yüklü cismin içerisinde eksi yüklerin bulunduğunu, eksi yüklü cismin içerisinde de artı yüklerin bulunduğundan bahsettik. Ve iletken cisimlerin içerisinde asla yük olmadığını ve dış kısmında toplandığından bahsettik. Yine yalıtkan cam çubuk ipek kumaşa sürtüldüğünde cam çubuğun elektron verme eğiliminde, ipeğin ise elektron alma eğiliminde bir madde olduğundan bahsettik. Ve yine pozitif yüklerin hareket etmediğinden bahsetmiş olduk. En sonda elektroskopların cismin dokundurulduğunda elektroskopun hareketlerini incelemiş olduk. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Ders izleyin, bizimle kalın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.